Yetimhane kızlarının ilgi çeken maceralarının yanı sıra her hafta çözüm bekleyen bir dosyayla izleyicisinin karşısına çıkan Kırgın Çiçekler bu sezon çok daha dinamik. Tüm bu aksiyonun içindeki isim Komiser Ali'ye hayat veren Burak Tozkoparan Dizi TV'ye konuk oldu ve sorularımızı yanıtladı. O son zamanların en gözde oyuncularından biri. Yakışıklı, sempatik ve karizmatik. Genç kızların hayranı olduğu yetenekli oyuncu Kırgın Çiçekler'e Komiser Ali karakteriyle dahil oldu. Bizce çok da iyi oldu. Kırgın Çiçekler'in başarısı mıydı seni acaba bu projeye getiren, kabul etmeni sağlayan, yoksa her şey bir tesadüf müydü? Asla tesadüf değildi tabii. Kırgın Çiçekler'i uzun süredir biliyordum. Çok güzel bir iş olduğunda farkındaydım. Böyle bir teklif gelince çok heyecanlandım tabii ki de. Karakter çok ilgimi çekti. Çok özel bir karakter benim için. Hiçbir zaman oynamadığım bir karakterdi daha önceden. O yüzden kabul ettim. Merhaba. Benim adım Ali. Memnun oldum. Seninki ne? Polis! Kimse var mı evde? Bu konuda eğitimli ve deneyimli birine ihtiyacımız var. Bize yardımcı olabilir misiniz diye sormaya gelmiştim. Ne demek gören yok Fadik? Sahayı genişlet o zaman. Mahalledeki herkese sor gerekiyorsa. Bir şekilde bulun o kadını. Kadroya 3. sezonda katılan bir oyuncu olarak ekiple arasının nasıl olduğunu merak ediyoruz. İlk bir gün çok heyecanlı oldum. Yani ilk geldiğimde biraz heyecanlıydım, gergindim. Ama bu yaklaşık 3 saat falan sürdü. Ondan sonra ekibe çok alıştım. Yönetmenimiz çok tatlı. Herkes çok iyi. Herkes çok yardımsever burada. O yüzden hiç yabancılık yaşamadım. Direkt aileye dahil oldum ben de. Gayet keyifli her şey. Komiser Ali Kırgın Çiçekler'in aksiyon tarafını çok daha kuvvetli hale getirdi. Karakter başına türlü belalar gelen çocukları kurtarmak için her seferinde başka bir olayın içine giriyor. Benim için çok keyifli oldu bu. Başka bir perspektif açıldı hayatımda. Başka bir bakış açısından bakıyorum. Yani gerçekten hayatımızda ne yazık ki bu tarz durumlar var. Bu tarz şeylerle karşılaşıyoruz, duyuyoruz, okuyoruz. Ve bunların bu şekilde güzelce işlenmesi ve bunların izleyiciye aktarılması bence çok özel bir durum. Seni de diri diri gömeceğim lan! Bu hayatta çocuğa bir şey olmadı! Bu ne? Yardım et! Yardım et! Burak Tozkoparan, Komiser Ali hayatına girdiğinden beri etrafındaki olaylara çok daha duyarlı hale geldiğine dikkat çekiyor. Bir kere daha çok haber okuyorum. Daha çok polisiye film, işte polisiye dizi, daha çok gündemdeyim. Daha çok hani haberleri okuyorum, izliyorum. Her şekilde hani biraz belki de uzak kalmıştık bunlara. Duyuyorduk ama içinde değildik. Ve bu kadar bilincinde değildik yani durumun. Çünkü yazılanı oynamak, özellikle setteyken, sahnedeyken gerçekten bazen çok kötü hissettiğim oluyor. Ya gerçekten hayatta böyle şeyler var. Ve ben bunun içindeyim şu an. Allah'ım yani çok acayip, çok acayip. Ama bunları bir şekilde güzel yansıttığımız için de çok mutluyum. Çocuğun cesedi ormanda bulundu. Tesadüfe bak ki senin aracın da oralarda görüntülenmiş. Hobisi görüntüleri var elinde. İstiyorsan izleteyim. Paşama bak ya. Gezmeye gidiyormuş. Ben inanmadım. Sen inandın mı? Vallahi siz ne diyorsanız o amirim. Sektörde çalışan herkes bilir. Bu işin en zorlu yanlarından biri de çocukların rol aldığı sahneleri çekmektir. Çocuklarla çalışıyorsun. Onlarla çalışmak nasıl? Yani bizim için bile çok zor. Çocuklar için ekstra zor. Bazen sıkıntılar çekiyoruz. Ama ben çocuklarla arası çok iyi olan bir insanım. Yani kuzenlerimle, küçük kardeşlerimle falan. O yüzden çok problem yaşamıyorum. Onların dilinden anlıyorum. Hani biraz oyun oynuyorum öncesinde. Hani benden çekinmesin, korkmasın diye falan. Sonrasında problem kalmıyor pek. Tamam. Ağlama abiciğim. Tamam. Tamam, eve gidiyoruz. Tamam.
Biz Dizi TV olarak Komiser Ali'yi çok sevdik. Ama önemli olan izleyicilerin ve yapımın hayranlarının sevmesi. Seni nasıl sevdiler mi? Yorumlar nasıl? Çok merak ediyorum. Valla galiba sevdiler beni. Yani ben bunu çok hissediyorum. Böyle bir fan kitlesiyle daha önceden karşılaşmamıştım. Daha önce de bir dizide oynuyordum. O da çok keyifli, çok güzel bir işti. Ama bu kadar fazla ilgi görmemiştim. Çok teşekkür ediyorum hepsine. Yani özellikle işte 2-3 hafta önce doğum günümdü. Öyle hediyeler aldım, öyle mesajlar aldım ki dayanamayıp çok böyle uzun bir post paylaştım falan hatta. Altına dileklerimi gerçekten bütün samimiyetimle yazmaya çalıştım. İnanılmazlar, iyi ki varlar. Hiçbir zaman bizi bırakmasınlar yani, öyle söyleyeyim.